Hani ekmeğini taştan çıkartan Johnny Depp için söylenebilecek en ağır şeylerden biri adamın hayatı bu. Aquaman 2'de oynamasını istemiyor insanlar. Ve 2,5 milyon kişi belki artık 3 milyon kişi olmuştur. Belki de yani muhatap olmamak için okuyormuş. Evet, ha, ooo. Selamiyet Alper Ecevit. Celo Ecevit. Çok uzun zamanda oldu birlikte video yapmayalı ve bugün Celo ile ekstrem sporlar dışında çok alakasız bir video yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Bu mahkeme, uzun süren mahkeme olayıyla ilgili. Arkadaşlar Amber Heard, Johnny Depp. Kendisine birazcık update ettim. Onun da fikirleri var, onun fikirlerini soracağım. Anlattım bütün olayı. Bu ikinci videom. İlk videoda birkaç bölümü atlamışım ve saçma bir şaka yaptım. Bazılarınız alınmışsınız. Kötü niyet yok. Merak eden varsa videoyu izleyebilir. Evet, ilk başta geçen bölümde eksik atladığım veya yeni gelişmelerin olduğu şeylerden bahsedeceğim. İlk videomda tarafsız olmaya çalışacağım demiştim. Taraflı olmamaya çalışacağım mümkün olduğu kadar. Burada demek istediğim açıkça taraflı aynen olacağım. Çünkü o kadar çok bilgi öğrendim ki hani tarafsız olma şansım yoktu. Bir taraf tutmak da gerekiyor. Haberciyim. İnsan istemsizce böyle tutuyor yani. Ben duygularımla hareket eden bir insanım arkadaşlar. Onun için yapacak bir şey yok. Önemli bölüme başlayalım. Evet, şimdi ilk başta geçen videoda atladığım birkaç önemli detaydan bahsedeceğim. Hepimiz Johnny Depp'in sinirli videosunu gördük. İşte duvara vururken, kapakları kapatırken, o sırada gizlice Amber Heard gülerken ve hiç stres olmadan Johnny Depp'i kameraya çekerken. Arkadaşlar annesi 3 gün önce ölmüş. O olay o kameraya çektiğinde yani kendisi birazcık sinirli değil, üzgünmüş. O yüzden o videoyu izlediğimde hani bu sinirli insan değil, bu böyle öylesine vurmaya çalışan bir insan diyordum. Üzgünmüş. Adam üzgün yani olduğu için ve Amber Heard fırsatı çevirip bunu kameraya çekmiş. Yani o durumda tartışmamak bile gerekiyor aslında. Evet, yani ya ailesinden birisini kaybetmiş ve yani. Ve düşünemiyorsun, eşin gizlice sinirlenmişse seni çekiyor. Evet. Herhalde Johnny Depp'in aklına bile gelmemiştir bu kadın benim niye çekiyor. Herkes annesini biri kaybetse bile yani tabii o an abi, üzgün, bilemez yani. Üzgünsün ya. Bir de birisi hala bir de zaten, tartışmaya çalışıyor. Evet, psikopat bir eşin varsa işte dolaptan öyle şiit mi diye acısını çıkartmışım. İkinci olay. Amber Heard bildiğiniz gibi Johnny Depp tarafı, yatağın Johnny Depp tarafına tuvaletini yaptı. Bu sefer şaka yok. Devamını anlatayım. Bu arada doğum günüymüş. Amber Heard ile Johnny Depp doğum günü yapmış, beğenmemiş, onun için kavga ediyorlarmış. Bu yatakta yapılmış tuvalet olayı Amber Heard'ı çok utandırmış, çok utanıyormuş. Ondan sonra Amber Heard'ün doğum gününde çölde partiye gittiğinde yanında bir bodyguard'ı var. Ve bu bodyguard'ı tanık olarak çağırıyorlar. Aynen. Tanık olarak çağırdığında Amber Heard utanmadan gayet rahat bir şekilde o araba yolculuğunda Johnny'ye ufak bir freckle bıraktım diye dalga bile geçmiş. İnanılmaz bir şey. Ben garip ya zaten. Soğurum abi. Ben eşimden yatağa tuvaletini yaparsa soğurum. Özür dilerim. Yani evet abi, bu normal bir davranış değil yani. Kasıtlı yapıyor evet zaten. Onun için bu olayı da gayet açıkla kavuşturduktan sonra hadi başlayalım Amber Heard hakkında duyduğumuz ciddi şeyler. Bu arada yalnızca Amber Heard tarafından anlatabiliyoruz çünkü hala konuşmadı. Hala Johnny Depp'in bodyguardları, Amber'ın psikoloğu, ACUL derneği, bu kriz derneği biliyorsunuz hani bucket challenge vardı, herkes kafasından soğuk su döktü. Aynen. Yaptın buz mı? Gibi. Hayır, yapmadım. Beni arkadaşlarım challenge yaptı da ben de yapmadım. Evet, başlıyoruz. Amber Heard 2009'da arkadaşına saldırıyor. Kız arkadaşına saldırıyor ve ilk davalarından biri bu. Hoppa, çok şaşırdık değil mi? Hani Amber Heard vahşi bir kadın. Amber Heard yumruk atmıyor ama vuruyor. Böyle pat 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 vuruyor. Bunu çok insanın üstünde izleriyle görüyorsunuz. Ona da geleceğim. Dünyanın en zengin adamın adı ne? Elon Musk. Arkadaşlar Elon Musk olsaydı Elon Musk olurdu. Hani E'yi değiştiriyoruz. Peki niye O'yu değiştirmiyoruz? O, Elon. I oluyor. Elon Musk. Sorry. You're Elon Musk. I am. Adamın adı doğrusu Elon. Hani Mike'a Mike diyemeyiz. Değil mi? Doğru. Onun gibi. Onun için Elon Musk. Elon Musk bu olayda çok önemli bir rol oynuyor. Amber Heard Johnny Depp'le iken Elon Musk'la birlikte oldu. Bunu video kameralarında asansör, Amber Heard'ün evindeki asansörde görüyoruz. Bu arada bu Amber Heard'ün ikinci davası Johnny Depp'le. İlk başta İngiltere'de yapılıyor bu dava ve Johnny Depp İngiltere'de bu davayı kabul ediyor. Kaybediyor. Biliyor muydun?
Hayır, bilmiyordum. 7,5 milyon dolarlık bir dava bu. Onda kaybediyor ve Amber Heard eğer kaybederse, kazanırsam o paranın yarısını ACLU'ya bağışlayacağım diyor. O challenge şeyini. Evet. Paranın nasıl yatırıldığını bilmiyoruz. Zamanla yatırılmış olabilir. Onun için ödeyemedim diyor. Ama bir bölümünü, 500 bin dolarını Elon abimizden almış. Elon Musk abi ya. Evet. Adam her yerde ya. Hani adamın olmadığı masa yok. Yok. Hani çok enteresan geldi. Amber 1.3 milyon dolar yatırmış. Normalde 3.5 milyon dolar yatıracakmış. Yalan olmuş. Ve 500 bin dolar yatıran adam Elon Musk'ı Amber Heard dövmüş. Bunu açıklayamıyoruz çünkü tanık olarak çıkmıyor. Fotoğraflarda göreceksiniz. Ancak onlardan söylemiş. Elon Musk'ın da yüzünde kızarıklıklar var Amber Heard'le yürürken. Abi kadın herkesi dövüyor. Bir de böyle öyle böyle normal insanları da dövmüyor yani. Dünyanın evet, en zengini. Evet abi, Elon Musk'ı dövmek ne demek evet, ya? Evet yani düşünsene. Adam şey bu mantık dışı, git buradan falan aynen demesi lazım ama kadın ne yapıyorsa özel hayatında gerçekten erkekleri çok güzel etkiliyor. Evet, bir bomba daha. Amber'ın avukatı bir tane makyaj ürünü söylüyor. Johnny Depp beni dövdüğünde morluklarımı saklamak için bunu kullanıyordum diye bir makyaj ürününü gösteriyor. Aynen. Ve bir gün sonra o makyaj markası açıklama yapıyor. Biz o ürünü 2017'de çıkarttık diye. Abi hani nereye tutunsam değnek ya. Devamlı bir şey çıkıyor yani. Amber'ın olayı kötü. Bu çok enteresan geldi bana. Yine yalan söylemiş. Yani kadın gerçekten şeyin altında, yemin ediyorsun sonuçta yalan söylemeyeceğim diye, devamlı bir yalan çıkıyor. O yüzden de konuşmuyor olabilir mi? İşte hani yalanım bence ortaya sıra gelmedi. Sıvadım zaten hani konuşmayayım mı hani falan. Hani mümkün değil. Bence o da tanık olarak çıkacak, konuşacak, ona da sorular sorulacak diye bekliyorum. 13. kaçıncı gündeyiz? 13. Onu da yavaşça takipleştiriyoruz. Bugün bayram. Evet, adamlar, bayram bugün. Adamlar Amerika'da bayramda vallahi mahkemedeler, çalışıyorlar ya. Yani. Adamlar gavur ama. Adamlar bayramda bile çalışıyor, helal olsun. Amber'ın avukatı her şeye itiraz ediyor. Kim ne konuşsa hemen çat kalkıp itiraz ediyor. Bir bölümünde kendisi soru soruyor. Onun videosunu koyacağım. Kendisi soruyu soruyor. O 2 saniye sonra itiraz ediyor. It sustained an injury on one of his fingers. Objection. Hearsay. You asked the question. Next question. Okay. He said he sustained an injury to his finger. Yes. Kendi sorduğu soruya hani tanık da o sırada konuşacak. Kalıyor böyle. Dalga mı geçiyorsun lan diyor. Ben sen bana soru sordun. Kendi soruna da itiraz ettin konuyla ilgili diye. Avukata da o zaman ona benziyor. Herhalde. Arkadaşım ya, ya zaten yani. Yani öyle bir kadını savunmak artık hani taraflıyım kardeşim. Yapacak bir şey yok yani. Evet. Jason Momoa biliyor musun? Aquaman. Adam aynen. Çok yakışıklı, çok artist adam bence. Tamamen suratınızda. Devamlı enerjisi yüksek, devamlı şaka yapan, arkadaşlarına iyi zaman geçiren iyi bir adam olarak görüyoruz. Bilemeyiz, babamızın oğlu değil. Aynen. Aquaman 1'de oynadı. Şimdi Aquaman 2'de oynayacak. Ve Aquaman 2'de oynamasını istemiyor insanlar. Ve 2,5 milyon kişi, belki artık 3 milyon kişi olmuştur, İmzalamış. Amber Heard'ı ilk Aquaman 2'den çıkartın diye. Neden? Çünkü sevmiyorlar. Yaşadıklarını, Aquaman 1'de de ya sevmiyorlar. Amber Heard sebebi bu. Yani Johnny Depp'e yaptığı saygısızlıktan dolayı. Evet. Jason Momoa bu arada çok bir açıklama yapmadı. Ama Johnny Depp'i takip etmeye başladı. Bu dava çıktıktan sonraki bir sürü spekülasyonlar oldu. Bu ne demektir ki? Bir ara destek ol. Johnny Depp'e destek olalım. Olmak oluyorum. Diye düşünüyor herkes. Çünkü Amber Heard'ı takip etmiyor. He. Johnny Depp'i takip ediyor. Evet, şimdi onun hakkında başka bir şey daha anlatacağım. Jason Momoa ile çok sıkıntı yaşamışlar Aquaman 1'de. Jason Momoa çok zor biri değilmiş çalışmak için ama çok fazla şaka yaparmış insanlara. Ve Amber Heard kesinlikle diyor bana şaka yapmayacaksın diye çok net bir şekilde tavır koymuş. Şimdi düşün ya, settesin, çekiliyor. İşte oyun, oynuyorsun, şey yapıyorsun, ondan sonra cut. Kesiyorlar. Abi kadın için özel bir bölüm de yapmışlar böyle kıyafetinde gözükmesin diye. Top şeyi çıkartıyor, kitabını okuyor. Belli çok entel bir kadın olduğu için çıkıyor artık kitabını okuyor. Hani Jason Momoa da orada kalıyor yani, şey gibi kalıyor. Hasta yani mısın kızım? Hani yani konuşalım garip bence. Hani sonuçta oyuncu değiliz, neler yaşadığını bilmiyorum. Abi etrafında 30 bin tane adam var, ne kitap okuması ya, orada iş yapıyorsun sen. İşte oyuncuların herhalde kaprisleri bu. Neyse Jason Momoa dayanmış. Sonunda ne yapmış biliyor musun? Kitabın son 10 sayfasını yırtmış. Veya 20 sayfasını. Tamam ya 10 20 sayfa. Kız açıyor, kitabın son 20 sayfası yok bu. Ne kadar bozulmuş. Ne kadar ya, ne olacak abi, gidersin Barnes & Noble diye. O kadar manyaksa yani. DMR'dan gider alırsın. Kim bilir kime neler yaptırmıştır o. Gider
diye nereden alırsın? Belki de yani muhatap olmamak için okuyormuş. Evet, ha. Oo. Abi o daha da itici. Abi senin o oyuncun birlikte i̇şte daha iyi olmanız lazım. Için, yoksa daha telefonla mı uğraşacak? Şey, evet. Biraz Entel kafasına gireyim, kitabı açayım falan. Evet, bence hoş değil. Ama tabii bilemeyiz. Ama hani bu da enteresan bir detay. Bunu paylaşmak istedim. Evet. Sırada Amber'ın psikoloğu var. Amber'ın psikoloğu ve Muffin'lar. Abi ya avukat Muffin'lar hakkında senin Muffin'ı kocan mı aldı? Sen Amber'a dava hakkında bahsettin mi falan. O kadar çok Muffin hakkında soru soruyor ki saçma sapan. Neyse sonunda Amber'ın psikoloğu Amber hakkında şunu diyor. Amber borderline kişisel bozukluğu var diyor. Borderline kişisel bozukluğu ne diye sorarsanız internetten araştırın bakın. O size söyleyecektir. Ben size söyleyemem. Tam emin değilim. Sen biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Borderline kişisel bozukluğu. Kişisinliğinde bir bozukluk var. Borderline yani sınırda devamlı. Aynen borderline sınır olduğuna göre sınırda bir sıkıntısı var demektir. Yine olaylardan birinde başka bir güvenlik görevlisi. Bu sefer Johnny Depp'in güvenlik görevlisi eve geliyor. Başka evlerinden birinde. 3 katlı bir evmiş. Orada yaşadıklarını anlatıyor. Çok olayın neden kavga ettiklerini bilmiyorlar. Ama Amber Heard'in Johnny Depp'e yaptıklarını söyleyeyim mi? Bir Red Bull kutusu atıyor. İki tükürüyor. Tükürmek ne? Gerçekten tükürmek ne? Tükürmek ne abi? Hani yatağa yapmak, başım tükürmek aynen iyice... Amber çok basitsin aynen abi. Çok basitsin ya yapma yani. Ve bel altı oynuyor. Sen yaşlısın. Sen artık bittin. Sen oynayamazsın artık. Abi herhalde hani ekmeğini taştan çıkartan Johnny Depp için söylenebilecek en ağır şeylerden biri adamın hayatı bu. Evet. Ve hani biliyordur eminim 50 yaşındaki bir adamın yaşlandığını, bir an yaşlandığını biliyordur. Eşinin buna onu söylemesi üzücü. Evet tam çok tersine iyi destek falan olması lazım. Ama ki bu da psikolojik bir şiddet oluyor aslında. Evet. Kelimelerle. Bu da şiddetin aynen bir farklı versiyonu. Bu hani ayıptır. Amber Heard ayıp, ayıp diyoruz. Devam ediyoruz. Ve son olarak Amber Heard PR takımını işten kovuyor. Niye? Haberlerde başlıklar çok kötü olduğu için. Abi ne bekliyorsun? Yatağa sıçmışsın ya. Evet yani. Ya ne bekliyorsun ya? Yani yatağa gül serdi. Gülleri koydu falan. O şekilde bekledi. Onun için arkadaşlar taraflıyım. Johnny Depp'çiyim. Ve bu video, bu Johnny Depp hakkında 1.4 milyar insan, 1.4 billion insan, billions and billions and billions insan izlemiş Johnny Depp Amber Heard davasını. Bu biri benim. Normalde arkadaşlar, normalde ben ekstrem spor videoları yapıyorum. Celo'da evet, arada en boktan skate parklar, işte kayak merkezleri, snowboard'dan kaykay yaptım, kaykaydan snowboard yaptım. Paten, paten, kayak, bir sürü şey yapıyorum ama çok az izleniyor çünkü kitle az. Böyle videolarla da kanalı canlandırıyorum ve farklı kitlere ulaşıp onların ekstrem spor yapmalarını sağlamaya çalışıyorum. Bu ekstrem sporları sevdirmeye çalışıyorum. Aslında benim kanalımın konsepti bu. Ama içinde enteresan birkaç insanın da hayatı var ki artık daha da çok yapacağım. Takashi 69, Mike Tyson, hiç hakkında bilmedikleriniz. George Floyd, zenci arkadaşımız boynuna basarak polis öldürdü. Onlar hakkında videolar yaptım ki onlar en çok izlenen videolar. Onun için arada böyle videolar da yapıyorum. Ama normalde ben ekstrem sporcuyum. 6 yaşında başladım. 6 yaşında kayağa başladım. 14 yaşında snowboard'a, 15 yaşında patene, agresif patene ve YouTube'a başladıktan sonra 15'ten fazla spor yapmaya başladım. Karıştırmaya başladım sporları. Kanalı merak ederseniz, onlara da bakarsanız çok sevinirim. Videoları daha uzatmak istemiyorum. Celo Johnson. Çok özlemişim ya. Ben çok de özlemişim de ya. Evet. Alper Ecevit. Celo Ecevit. Diğerki videolarda görüşmek üzere. Sen kalın. Türkiye'nin en kapsamlı ekstrem spor kanalı. Selamünaleyküm. Alper Ecevit. Ve bugünkü videoda